Kumsalda okyanusu izlerken karşılaştığımız manzara genellikle bu ekranda gördüğünüze benzer hoş bir manzaradır. Ancak bu videoda öğreneceğimiz üzere insanlar olarak su ortamları üzerinde bazı olumsuz etkilerimiz olduğunu söylemek mümkün. Bu olumsuz etkiler devam ettiği sürece su ortamlarını tamamen yok edebileceğimizi de hemen eklemek istiyorum. Bu fotoğraf sağlıklı bir mercan resifine ait. Mercanlar inanılmaz organizmalardır. Mercanların yumurta kabuklarında da yüksek miktarda bulunan kalsiyum karbonat salan ve oldukları yerde sabit olan organizmalar olduklarını düşünebilirsiniz. Kalsiyum karbonat mercan resiflerini meydana getiren ana malzemedir. Mercan resiflerinin kendilerine ait bir homeostazları, başka bir deyişle iç dengeleri vardır. Belirli bir sıcak aralığında ve belirli kimyasal seviyesine sahip sularda yaşayabilirler. Yaptığımız çeşitli faaliyetler iklim değişikliğine sebep olur ve bu değişimde okyanusların ısınmasına yol açar. Okyanus sıcaklıkları arttığında mercan resifleri ne yazık ki yaşamlarını sürdüremeyecek hale gelirler. Bu da sağlığı bozulmuş olan bir mercan resifine ait bir fotoğraf. Mercanların bir kısmı hala sağlıklı ancak bu kısımlarda mercan beyazlaması adını verdiğimiz durumun gerçekleşmeye başladığını ve mercanların beyaz renge büründüklerini görüyoruz. Mercanların beyazlaması ölmekte olduklarının işaretidir. Mercan resifleri normalde ne kadar da güzel görünüyor, bu hali çok kötü diye düşünüyor olabilirsiniz. Bu farkındalık için iyi bir adım ancak bunun başka etkileri de olabilir mi dersiniz? Öncelikle mercan resiflerinde yaşayan ya da bu resiflerde beslenen daha bir sürü canlı var ve mercan resiflerinin ölmesi onların da ölmesi anlamına gelir. Ek olarak mercan resifleri yaşadıkları süre boyunca büyürler ve kıyılarda erozyonu engellerler. Bir ekosistemdeki bir organizmayı etkileyen bir değişim, ekosistemin farklı bölümlerinde de etkilere sahip olabilir. Su ortamlarına zarar veren faaliyetlerimiz bununla da sınırlı değil. Petrol sızıntılarından bahsedildiğini hiç duydunuz mu? Petrol sızıntıları, hele ki önemli boyutlardaysa, bu fotoğraftaki gibi rahatsızlık verici görüntülere sebep olabilir. Mesela bu petrole bulanmış bir kuş. Kuşların petrole bulandıklarında uçamayacaklarını, yüzemeyeceklerini, beslenemeyeceklerini ve bu sürecin sonunda gerçekleşecek hazin sonu tahmin ediyor olmalısınız. Mercan resiflerinde olduğu gibi bu durumda sadece bu kuşu değil, ekosistemin tamamını hatta insanları bile etkileyen bir durum. Kuş üzerindeki etkisi buysa, balıklar üzerinde hatta o ekosistemdeki doğal denge üzerinde de bir etkisi olacağı kesindir değil mi? Çok fazla duymadığımız kavramlardan bir diğeri de okyanus ölü bölgeleri. Burada şu işaretlediğim yerin hemen altında yer alan körfez bölgesinden bir görsel var. Burası hipoksik bir alan. Hipoksik oksijen açısından fakir anlamına gelir. Ekrandaki görselde bu durumun ne kadar vahim olduğunu görebiliyoruz. Bunun zaman zaman aklımızdan çıkması ve ne de olsa karada yaşıyoruz ve biz havadaki oksijeni düşünmeliyiz tarzı düşünceler, su ortamlarında yaşayan canlıların da oksijen ihtiyaçları olduğu gerçeğini değiştirmez. Su ortamında yaşayan organizmalar da suda çözülmüş halde bulunan oksijeni kullanırlar. Peki böylesi bir bölge neden ve nasıl ortaya çıkar? İnsanların sebep olduğu kimyasal akıntılar, özellikle de gübre atıkları en önemli sebep. Harita üzerinde bu işaretlediğim kısım Mississippi nehrinin deltası ve bu nehrin suları buradaki şehirlerden gelen atıkların buraya ulaşmasını sağlıyor. Bu sularla taşınan tarım ve kanalizasyon atıkları körfeze döküldüğünde bu bölgedeki alglerin çoğalmasına sebep oluyor. Alglerin çoğalmasının güzel bir şey olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Ancak bu kadar fazla alg öldüğünde ve ayrışmaya başladığında ne oluyor dersiniz? Ayrıştırma oksijen gerektiren bir süreçtir bir şeyi metabolize ettiğimizde bunun için oksijen kullanıldığını hatırlıyorsunuz değil mi? Bunun sonucunda okyanusun bu bölümündeki oksijen tükenir ve hemen hemen hiçbir canlının yaşayamayacağı bir kuşağa dönüşür. Bunlar su ortamlarına verdiğimiz zararlardan sadece birkaçı. Bunlardan çok daha fazlası olduğunu bilmelisiniz. Su ortamlarına atık olarak bıraktığımız civa, suyu zehirler. Atılan çöpler ve kirlilik de cabası. Bu videoyla olan biteni anlamanızı ve her şeyin aslında ne kadar dengesiz olduğunu görmenizi sağlamaya çalıştım. Ülkenin bu bölgesinden buraya kadar kilometrelerce yol kat ederek gelen atıkların bile bu bahsettiğim su ortamı üzerinde olumsuz etkileri var.